Sevgili izleyenler, TÜYAP Kitap Fuarı'ndaki Line TV stüdyosunda şu anda öyle bir konuğumuz var ki, o roman ve öykü yazarı, hikayeci, bilim kurgu yazarı, gezi kitapları yazarı, tam 3 kuşağa hitap etmiş ünlü bir yazar var. Efendim hoş geldiniz. Sayın Gülten Dayıoğlu, sizi biz programımızda ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim, kitap fuarına ne zaman geldiniz? Nasıl buldunuz ortamı? Kitap fuarına ilk kurulduğu, açıldığı günden bu yana her sene gelirim. Tek bir kere aksattım rahatsızlığım nedeniyle. Bugün bu yıl biraz zayıf gördüm fuarı ben. Yani ilginin geçmiş yıllara göre daha az olduğunu gördüm ama burada bir parantez açıp kapamalıyım. Ben kendi açımdan değil, yani genelinden, benim okurlarım beni geldi. Hiç yalnız bırakmadı. Gayet yoğun imza günü yaşadım. Ama geneli böyle. Halbuki daha da coşmasını bekliyor insan. İzlenimim bu yıl böyle, üzgünüm. Efendim bir de şöyle bir durum var. Hem anneannelerin, şimdi annelerin, şimdi kızların ve hatta yeni kuşak torunların hitap eden kitaplarınız var. Bu nasıl bir duygu? Bu ifade edilemez gerçekten. Bazen 3 kuşak önüme diziliyor. Annesi, kızı, onun çocuğu veya annesi, babası, oğlu, eşi. Hocam ben okurunuzdum, o da kızım, o da torunum diyor. Bir o, bir de Fadiş'in ilk baskısını getiriyorlar okuyanlar. 1971 düşünün, ilk okuyanlar. Artık heyecandan elim ayağıma dolaşıyor. Çok mutlu oluyor. Bir hoşluk da artık son yıllarda, ben de biraz yaşımız ilerleyince hamileler adet edindiler. İçindeki bebeğe kitap imzalatıyorlar. Kızım bir sabret bakalım. Yok hocam, biz sizi bulmuşken bir imzalayın. Ben de takılıyorum. Ya kalkar gider artık. Bu mu diyorsunuz? Daha iyiyiz, şöyle çalışıyorum falan diyor. Espri yapıyoruz böyle. Şimdi ilk kitaplarınız Bahçıvan'ın oğlu, evet, Sunan'ın serçesi. Evet. Direkt Gülten Dayıoğlu denilince akla bu isimler geliyor. Evet, bu kitaplar geliyor. Evet. Bu kitaplardan biraz bahseder misiniz? Eminim herkes biliyordur ama evet. Belki o çocukluk yıllarında insanları biraz daha geçmişe götürüp o tımıya bir dokunalım istiyorum. Evet. Bahçıvanlıoğlu basit kısa bir öykü kitabıydı. O adımın ilk kez matbaa harfleriyle yazılan bir kitaptı. Çok bana büyük bir sevinç ve güç verdi, çalışma şevki verdi. Sunan'ın serçeleri de Milliyet Yayınları'nda yayınlanmıştı. Ve o kadar çok ilgi gördü ki bakın, o da Fadiş neredeyse 100. baskıya gidiyor. İlk romanım o benim. O da onu izliyor. 4 kardeşler ve Sunan serçeleri hızla, onlar da yeni baskılar yapıyorlar. Onları izliyorlar. Ben hayatın içinden olaylara bir kurgu da katıyordum. Hani derler ya, yemeğe ne kattın ya, bu pek tatlı olmuş derler. İşte ben yazarken, yazar olarak yazdığım şeye biraz da başka tatlar katmaya çalıştım. Ve hayatın içinden olduğu için herkes kendini buldu kitaplarımda. O nedenle de çok sahip çıktı okur. Yani usta bir kalem olarak şunu ve yeni yazmaya çalışan, yazarlığa adımını atmış arkadaşlarımız da var. Bu fuara gelmiş. Genç yazarlara da bir örnek teşkil etmesi açısından roman yazmak neyi gerektiriyor efendim? Şimdi bunun formülü yok roman yazmanın. Ama bir kere yetenek gerekiyor. Yetenek de yeterli değil. Kültür altyapısı birinci şey. Bu da kitap okuyarak elde ediliyor. Çok kitap okumak gerek. Yani altyapını, kültür altyapını çok güçlü ve zengin tutman gerekiyor. Dil dağarcığın aynı şekilde. İstediğin, kitaba aktarmak istediğin duyguyu dil dağarcığın zayıfsa ifade edemiyorsun orada. Yani bir soru geldi hemen. Görkem Kapıcıoğlu, 14 yaşında. Sizin çok sıkı bir takipçiniz. Şunu demiş. Kitaplarını yazarken acaba neler hissediyorsunuz diye bir size sormamızı istemiş. Şimdi bazen kitaba kaptırıyorum kendimi. Bazen ağladığımı yardımcım söyledi bana. Kapım aralık çalışma odam. Dedi ki aile hali, bir evde bir
şey mi oldu, ağlıyordun da geçen gün. Yok, çok benim öyle bir şeyim yok dedim. Ağlıyordun. Evet, ağlıyorum. Bir de gülüyorum. Ve ben bunları bilinçsiz olarak yapıyorum. Çünkü romanın içindeyim. Şimdi yazarken ben yaşıyorsunuz. Evet. Şimdi 80. romanımı yazıyorum. Kitabımı yazıyorum. Ben 7 yaş çocuğundan 18 yaşa kadar eserlerim geniş yelpazede. Ve benim eski okurlarım yetişkin olduklarında bu gençlik kitaplarımı da okuyorlar kapış kapış. Ne güzel bir şey. Evet. Onun için ona kaptırmazsanız kendinizi olmaz. Bu çocuğuma vereceğim cevap oğluma. Hangi romanı yazıyorsam ona bürünüyorum. Şimdi 80. kitabımda geçen gün yemeğin dibi tuttu. Isıtıyorduk akşam. Eşim gelmiş eve. Ben belki dedim o da bir şey yapar. İşte bir ara cümleyi bağlayamıyorum. Yemeğin altını açtım, koştum cümleyi bağlayayım diye. Dalmışım. Eşim bana Gülten neredesin dedi. Orta Asya'dayım demişim. Daha bunu bir hafta önce yaşadık. Orta Asya'da geçen o da bir şaşırdı. Şaka mı ya? Yo yo öyleydim de falan böyle. Bunları bunu yaşamazsan yazılmıyor. Kitabın içindesiniz o anı yazarken aynen, yaşıyorsunuz aynen. O anı. Evet ya yani boş bulundum Orta Asya'dayım demişim. Efendim bir de sizin tiyatro oyunları yazdınız. Bir de evet. Radyo oyunlarını da yazdım. Yazdınız. Geçmişte dönemin ne gerekiyorsa. Önce radyo oyunları yazdım. Dönem onu götürüyordu. Sonra televizyon oyunları yazdım. En arananlar onlardı. Sonra ne bileyim bir iki tiyatro oyunum vardı. Onlar şeye konmadı. Yani demek ki beceremedim onu. Onun dışında hep 7'den 18 yaşa kadar çocuk kitapları ve gençlik için romanlar yazdım. Kitaplarınızda özellikle değindiğiniz bir tema veya bir alt metinde bir mesaj var mı? O benim olmazsa olmazlarımdan. Başta sevgi, barış, dostluk, kardeşlik, paylaşma ve saygı. Demin benim elimi öptünüz. Arkadaş da siz de. Bugünkü kuşaklarda var mı böyle bir şey bilmiyorum. Benim 56 yaşında oğlum var. Bir de 66'lı. Onlar da el öperler. Çünkü aileden öyle geldi. Bugün bu duyarlılığı pek göremiyoruz. Benim elimi öpsünler diye demiyorum. Yani her yaş bir kimsenin kimseye pek saydığı yok. Gözlemliyor. Biz eski kuşağız. O nedenle özür dilemeyi biliriz biz bu yaşta bile. Yani bir savrukluk var hayatımızda. Belki bir geçiş dönemi yaşanıyor. O nedenle biraz yadırgıyorum. Yıllar geçtikçe incelik, nezaket kavramları gitti. Her aile ilişkilerinde bile yıllar önce biz oğlum evlendiğinde hafta sonları bizde toplanırdık. Oğluma evden giderken çok içim yanıyor, oğlan gidiyor. Artık sofrada 3 tabak kalıyor. Böyle duyar. Seviniyorum tabii evlendirdiğimizi. Buruk bir yan kalıyorsun. Her pazar gelecek. Tamam anne. Epey bir geldiler. Bugün kimsenin vakti yok buna. Bugün yok. Şikayet değil ama bu. Gözlem. Yazar bir anne olarak gözlem. Toplum böyle. Çocuk edebiyatına da bunlar işte ana ilkeleriniz dediniz ya. Tabii yansıyor. Yansıtmamak lazım bu kadar savrukluğu. Ben onun ayıbını örtmek için kendi çapımda işte sevgi, barış, dostluk, kardeş, saygı dediğim gibi paylaşmak ve bencillikten sıyrılmak, kin, nefret, öfkeden uzak mümkün olduğu kadar. Yani öyle bir dünya yaratmaya çalıştım. Bir de benim neden beni 3 kuşak okuyor, 4. kuşak da geliyor? Çünkü hep kendimi güncelledim. Hep çocuklara erişmeye çalıştım. O bilinçle yazdım eserlerimi. Şu kitap, Moğol'un Gizemi, genetik teknolojisini işleyen bir bilim kurgudur bu. Ve fantastik kurgu. 3 cilttir bu. Bu kitabı okuyanlardan 8 kişi üniversite formlarını doldururken genetik mühendisliğine doldurdular. Bilkent'te bir tanesi var. Ben onu yakinen biliyorum. Ötekiler bana mail yolladılar. Evet. Şimdi
bu genetik teknolojisi tabii uzmanlara danışarak, çalışarak yaptım. Şimdi de çok şaşıracaksınız çünkü ben de şaşkınım. Nasıl atladım bu işin içine? Dedim ya demin Orta Asya diye 13. yüzyılda roman akarken bu şimdiki bilim dünyasında paralel boyutlar var. Duyuyorsunuzdur değil mi? Mesela bir rüya boyutu diyorlar. Bir geçmiş boyutu diyorlar. Ben bu paralel boyutlarla örmeye çalışıyorum romanımı. Ve günümüze de bağlıyorum. Bu yani geçmişte kalmıyorsunuz yani. Hayır. Hepsini örüyorum birbiriyle. Hem bir gençlere bunun bilincini vermek istiyorum. Hem de onları şaşırtmak, meraklandırmak. Yani başarılı oluyorsunuz yani bu konuda. Oluyorum ki kitaplar maşallah çok okunuyor. Bir de kitaplarınızdan şu en son çıkan kitabınız. Evet. Gizemli Güvercin. Bahseder misiniz? Efendim bu kitap çok ilginç. Anneannem anlatmış bir masal var bunun içinde. Annem bana anlattı. Etti 3. Ben oğullarıma, oğullarım kendi çocuklarına anlattı. Ve bu masalı günümüzde ördüm. Masalı bozmadan, günümüze bağladım. Saç örer gibi. Ve damdisyonda okuyan torunum bir gün beni aradı. Babaanne biliyor musun? Senin bize anlattığın masalı edebiyat oku dersinde. Bu öykü dedi, Viyana kütüphanesinde eski Türk masalları diye bir bölüm varmış. Çünkü edebiyat kitapları bununla ilgili açıklama vermiş kitabın altında. Dedi ki senin bana anlattığın masal babaanne dedi. Çok olağanüstü bir şey. Ben de işte böyle bir şey yazdım. Efendim kitaplarınız 10 farklı dile çevriliyor. 10 evet. Farklı dille de bütün dünya çocuklarına gidiyor. İsveç, Rus evet. Yani çok oralardan da ilgi gördü. Biz bu demin dedim ya savrukluk var ortada. Eserlere de yansıyor bu kitaplara. Bazı insanlar üzgünüm yazar diyeceğim ama çala kalem yazmayı yeğliyorlar veya kendi doğrularını çocuklara dayatmaya çalışıyorlar. Ben 51 yıldır hiç yapmadım bunu, karşıyım. Biz çocuklara bir şeye boze etmeyelim. Bırakın serbest yeşersin, boyatsın onlar. Ama toparlayalım. Hani onun için biz bir vakıf kurduk. Gülten Dayoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 7 yıl önce. Ben diyorum gider ayak diyorum. Allah ömür verdi bu yaşa kadar da geldik. Vakfımızın tek hedefi var. Yeni yazarlara bir yarışma açıyoruz. Ödül veriyoruz yarışma dediğim. Ve onların eserlerini de benim yayın evim altı kitaplarda bastırıyoruz. Basım telif ücretini de ödüyor oran. Sadece bizim verdiğimiz 8-10 bin liralık ödülle yetinmiyor. Şimdi bizim 8 tane vakfımızın kitabı var. Hedefim vakfa böyle bir örnek kitaplardan oluşmak, kütüphane oluşturmak. Efendim çok teşekkür ediyoruz yerimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel şeylere değindik, paylaştık.